Kurs merkezimizde hasreten kitlesel başarıda çok ciddi bir başarı elde ettik. Bu sene 300 tane gencimiz fen lisesi kazandılar. Ve bireysel başarıda 2 tane gencimiz Türkiye derecesi yaptı. Ben öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve evlatlarını bize emanet eden, bize güvenen aileleri de canı gönülden tebrik ediyorum. Başarımız her geçen gün artarak devam edecek inşallah. Güzel bir duygu ama yani ayrıcalıklı bir duygu. Ben full yapmasaydım burada olmazdım yani. Başarıyı elde etmek tabii ki güzel bir duygu. Ailem sınavdan sınava koşturdu beni. Şimdi ben evde pek çalışmıyorum dedim ama yani çok fazla sınava girdim ailem sayesinde. Bir öğretmenden çok arkadaş gibi davranıyordu hocalar bana. Destek oldular yani, yardıma ihtiyacım olduğunda onlara gidiyordum. Onlar bana yardım ediyorlardı. Soru götürdüm de her zaman çözdüler. Disiplinli bir çalışma temposunu aşıladılar bize. Bu vesileyle de bu başarıyı elde etmek kolay oldu. Kurs merkezi herkesi kayıt ediyordu ve ben de geldiğim için beni kayıt ettiler. Kurs merkezindeki hocalar benim eksik yönlerimi telafi etmeye çalıştılar. Bana katkı sundular. Bu süreçte en sonunda da LGS'ye 500 tane puan çektim ve Allah'ın izniyle İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmeyi düşünüyorum. Aselsan Lisesi'ni kazandım. 2 yıldır Erdem Belediyesi Ortaokul Kurs Merkezi'nde ücretsiz olarak eğitim öğretimime devam etmekteyim. Kurs merkezinde okuyan arkadaşlarımla beraber en güzel yerlere yerleştik ve bundan dolayı çok mutluyum. Antakya'dan geldim, deprem bölgesinden. Ona rağmen zorlu bir süreç oldu. Çok zor çalıştım ama gene de istediğim puanı elde ettim. Hocalar gerçekten yanımda oldu. Bazıları benimle iletişime geçtiler. Gerçekten deprem bölgesinden geldiğim için bir şeye ihtiyacım olduğunu sordular. Daha çok destek çıktılar bana. Burada öğretmenlerin desteğiyle çok fazla çalıştım. Kendi potansiyelimi fark ettim. Çok yardımcı oldular öğretmenler. Hem manevi hem maddi olarak hani kitaplar falan destek çok fazla aldım burada. Program yapıyordu kurs merkezi. Onlara uymaya çalışıyordum. Ailem de destek veriyordu. Yani kötü denemelerim olduğunda da yani gene kurs merkezinde rehber hocasıyla konuşuyordum. Yani gene çalışıyordum öyle. Ahmet'in dershaneye yazılması gerekiyordu. Sağ olsun belediye dershanesi Ahmet'e sahip çıktı. Dershaneye geldi. Yani buranın katkısını unutamayız. Çünkü arkadaş ortamı, Ahmet'in ders çalışma ortamını bayağı bir etkiledi. Yani bayağı bir ilerledi Ahmet. Çalışıyordu. Öğretmenleri de çok yardımcı oluyordu. Motivasyonu iyiydi genel olarak. Son derece fayda sağladığımız bir dershane oldu. Full çekmesindeki en büyük rollerden bir tanesi buradadır. Okul zamanı ders, okul bitti mi? Bak biz şu an işten geldik, daha bir saat önce çalışıyorduk. Sabah 4.30'da kalktı, 8'e kadar susuladı. Oradan banyo yaptık, işte beraber buraya geldik. Yani her anne babanın bir sorumluluğu var. Özellikle bunları yerine getirirseler çocukların, hele Erdemli'mizin başarısı daha da yükseleceğine inanıyorum. İstanbul'da okula bakmaya gitmişler. Ahmetciğim tebrik ediyoruz.
Tebrik ediyorum Yoldaşım. Başarılarınız aynı olsun. Buradayız. Hadi bakalım. Kerem ben. Tebrik ediyorum canım. Teşekkür ederim. Başarılarınız aynı olsun inşallah. Buradayız. Yani işte ben onu...